أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Enam suresindeyiz. Surenin 80. ayetine geldik. Altıncı sure 80. ayet. Estaizu billah. Enam suresi 80. ayet. Ve haccehu kavmuhu. Hacca tartıştı demek, karşılıklı hüccet getirdiler demek. Kavmi onunla tartışmaya girdi. Bu hususta kendisine karşı çıktılar. Nasıl böyle dersin? Muhtemelen görünmeyen tanrı da mı olurmuş? Onun soyut tanımlamasına karşı çıktılar. Ne demek gökleri yeri yaratan? Kim? Bize kim olduğunu göster. Biz sana tanrılarımızı gösterebiliyoruz. Sense formülden bahsediyorsun, tanım getiriyorsun. Böyle, muhtemelen böyle karşı çıkmışlardır. Çünkü taraflar arasında bir fark varsa, bir taraf kendisini somut şeyler üzerinden, tanrısal figürler oluşturmaya adamış, orada kendi mutluluğunu, hevasını tatmin etmeyi bekliyor ve gerçekleştiriyor. Diğer taraf ise hakikatin yolculuğu içerisinde. Böyle şeyler bizi yaratmış olamaz. Bunlar nesnel varlıklar. Onları çoktan geçmiş, gökyüzünde erişemediği, ne olduğunu da belki çok kestiremediği ama göze gelen, hareket eden varlıklar üzerinden bir iki denemeye girişti. Onlar da onu kesmedi, fıtratı el vermedi. O la uhibbul afilin derken, ben hoşlanmıyorum böyle kaybolan şeylerden derken, içine danışıyor. Hanif olması da onun zaten, hani yani kendi içine olan sadakati, önceki, hatta iki önceki dersimizde çok konuştuk onu. Dolayısıyla Hazreti İbrahim Aleyhisselam böyle bir bakış açısı içerisinde ve samimi, en temel fark. Diğer taraf
konjüktürel davranıyor. Ortamda herkes böyle derken yönetim böyle bir tanrısal inancı halka sunmuş iken şimdi nereden çıktı? Buna aykırı bir şey söyleyelim. Senin söylediklerin makul bile olsa biz sabah ne yiyeceğimize, akşam ne içeceğimize, evimizi nasıl geçindireceğimize bakarız. Dolayısıyla kavmi ona karşı çıktı. Dikkat ederseniz yani وَحَاجَّهُ işte başları demiyor Cenab-ı Hak. Tepedeki adam. Veya burada elmele de dememiş. Çoğu yerde elmele'i görüyoruz öne çıkarken. O öne çıkan adamlar. Bilgeler, kahinler, yönetimin adamları. Ama burada kavmi demiş Cenab-ı Hak. Demek ki sistemden herkes faydalanıyor. Tabanda da bu anlamda sisteme bir bağlılık var. Hiçbir şey yoksa bu farklı söyleme karşı aykırı bir duruş var. Kimse bu değişiklikle başlarına ne geleceğini kestiremez. Dolayısıyla da en kolay yol karşı çıkmak. Böylece mevcudu korumanın en kestirme yolunu bulmuş gibidirler. وَحَاجَّهُ قَوْمُ Kavmi kendisiyle tartıştı. Biz bunun zamanı itibariyle yukarıdaki hadiselerden hemen sonra mı olduğunu öngöreceğiz. Böyle doğru mübaşereten bir bağ yok burada. Yani bir F harfi gibi falan. Vav harfiyle geldiğine göre burada araya zaman girmiş olabilir. Yani çok zaman sonra bu o çocukluğu zamanında kavmine bunları söyledikten bir sene, üç sene, beş sene vahiy geldikten sonra bilemiyoruz artık. Cenab-ı Hak kavmi onunla tartıştı diyor. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ Demek ki reaksiyonel olan kavmi. Onlar onun bu deklarasyonuna tepki gösterdiler. Ve onu önce sözlü olarak zorlamaya kalktılar. Onlar ne söylediler orada? Bağışlayın ıvır zıvır. Cenab-ı Hak ona çok girmeden onun verdiği cevaba geçti. Kale, o dedi ki diyor. Kavmi ona bir şeyler söyledi. Oraları sadece kavminin aleyhteki hüccetleri dedi. Geçti Cenab-ı Hak. Demek istiyor ki ne olduğunu tahmin edin işte. Demin söyledik ya tahminen. İşte putlar var. Sen bunlardan korkmuyor musun? Putlar bizim tanrılarımız, babalarımızın tanrıları, ondan öncekilerin tanrıları. Filanca puta bak biri karşı gelmişti de onun ayağı sendelemişti. Öteki puta karşı gelen olmuştu. O çok çarpılmıştı. Beriki falanca put işte yolda gezerken ey filanca put der o kurtulmuştu bir sürü ortalıkta gezen onların da menkıbeleri vardır ve bunu takdim ettiler. Sen nasıl böyle söylersin, gel sana neneminkini anlatayım. Nenem de falanca puta bizde bir defasında sığınmıştı, işte hiç süt vermeyen hayvan işte süt vermiş idi. Bir beriki başka bir şey anlatır, der ki işte filanca puta dedem deveden düşecekmiş, tam deve düşecekken ya put demiş işte o da yetişmiş falan. Artık ne kadar çeşitleri varsa onları kendi içinde toplumda o sistemi besleyen bu anlamda menkıbe. Bunları anlattılar ve korkuttular da gözünü. Kale o dedi ki اَتُحَاجُونَن۪ي فِي اللّٰهِ Benimle Allah konusunda mı tartışıyorsunuz? Yani ben kim hepsini yaratmışsa yüzümü ona dönüyorum diyorum. Sizi bu kesmiyor. Buna karşı probleminiz var. Yani bunun neresi ile çatışabilirsiniz ki? Bununla nasıl çatışılabilir? Ben gökleri ve yeri yaradana secde ediyorum. Ben gökleri ve yeri yaradanın önünde divan duruyorum. Ben gökleri ve yeri yaradandan ihtiyaçlarımı umuyorum. Beni yaratan o, öldürecek olan o, hayat veren o, sağlık veren o, şifa veren o. Hazreti İbrahim Aleyhisselam böyle çok temel bulguları üzerinden Cenab-ı Hakk'ı yalın bir halde yapıp ettikleriyle tanımlıyor. Hiç şek, şüphe, hiçbir şey kaldırmaz ifadeler bunlar. Dolayısıyla da çok şaşkın bir ifadeyle yani Allah konusundan benimle tartışıyorsunuz. اَتُحَاجُونِي فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانِي
Halbuki o bana hidayet etti. Benimle Allah konusunda tartışıyorsunuz. Nasıl olur? Halbuki Allah Azze ve Celle bana hidayet etmiş. Yani bana yolumu göstermiş durumdadır. Ben yüzümü ona döndüm. Kurtuldum putlardan, köşelerden, çıkıntılardan, insanlardan, gökteki cisimlerden, şuna buna ilah deyip önlerinde eğilmekten, kalkmaktan, olur olmaz her şeyden bir yarar ummaktan, onlardan beklemekten, ben böyle anlamsız, temelsiz ve kanıtsız şeylerden, hepsinden uzaklaşıyorum. Bunlardan hoşlanmadım derken hanif olan yanıyla bunları kustuğunu adeta ilan edip ben Allah'a yöneldim ve O da bana hidayet etti. Burada Hazreti İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın kendisini getirdiği noktada muvaffak kılışını, mutmain kılışını, gerçeği gördüğü, bulduğu yerdeki o huzurunu ilahi bir muvaffakiyet olarak da sunuyor olabilir. Yahut bu arada vahiy almıştır, vahiye işaret ediyor olabilir. Ben öyle inanıyorum ki bu vahiye işaretten ziyade gerçeği bulduğunda bu muvaffakiyetini Cenab-ı Hakk'a veriyor. Elhamdülillah. İşte bu dediğinde fıtratıyla örtüşüp, yani deminki ayet var ya, inni vecehtu vecihiye lillezî fatteras semâvâti vel arda hanîfâ. Ben yüzümü gökleri ve yeri yoktan var etmiş olana döndüm. Hanif olarak. Evet, işte bu dedi o esnada. Tamam, bak bunda hiçbir kuşku yok artık. Bunun yalana çıkacak, boşa çıkacak, ıskalanacak, şüphe kaldıracak hiçbir tarafı yok. Artık ayaklarımı bastığım kadar, bastığım zemin kadar net bir durumdayım. Bu zemini yaratan, yaratmış olan, bu devasa boyutlarına rağmen bu zemini yaratmış her kimse ben ona secde ediyorum diyor. Yani artık şey yok orada. Onların tanrısı mı doğru, benim tanrım mı doğru, acaba ıskalıyor muyum, onların din mi, benim mi din mi, hiç böyle bir sıkıntısı yok. Çünkü artık onun bunun dini, onun bunun tanrısından öte bir tanım yaptı. Şimdi biz mesela secdeye gidiyoruz, böyle bir içimizde ya acaba Hinduların tanrısı mı, yoksa acaba Hristiyanların kimi diye bir şüphemiz olabilir mi? Asla yok. Çünkü biz diyoruz ki göğü, yeri kim yarattıysa onun huzurunda divan durduk. Ve her defasında bize hidayet et diye yakarıyoruz ona. Yani bulunduğumuz içinde şu anki halimizden öte bir hidayet varsa zaten onu her vakit diliyoruz. Yani huzura duruyoruz. Diyoruz ki alemleri kim yaratıyor, kim yaşatıyor, kim yürütüyor ise bir defa ona hamd ediyoruz. Bunun hiç bize şuraya buraya ait görece hiçbir yanı yok. O kadar şey bir tanım ki, varlık üstü bir tanım, bir yere aidiyetten o kadar uzak ki, elhamdu lillahi rabbil alemin, o yegane ilaha, alemlerin Rabbi olan, ona hamd ederek başlıyoruz. Şimdi burada bize ait olan, Arap'a ait olan, Türk'e ait olan, Acem'e ait olan bir şey yok. Ve ona kulluğumuzu ifade edip hidayet bekliyoruz. İhdinas sıratal müstakim. Bizi dost doğru yola ilet. Şu anki üzerinde bulunduğum hal, ahval doğru değilse beni dost doğru yola ilet diye. Bundan daha mükemmeli yok. Yani otursanız daha mükemmelini yazayım, çizeyim deseniz yok. Dolayısıyla böyle ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ İşte o dost doğru din olan bu. Şimdi Hristiyanlığa geçecek olsan adam senin önüne koyacak oğlu, Ruhul Kudüs, bilmem ne. Bunlara dair elinde hiçbir akli şeyin yok. Yani Tanrı'nın illa olması gerektiğine, var edicinin illa olması gerektiğine dair her şey tanık. Ama bunun bir eşi, çocuğu, yardımcısı olduğuna dair hiçbir şey yok. Dolayısıyla kanıtsız ilerleyemeyeceğine göre o bir de durup kalacaksın demektir. O sana ikinciyi, üçüncüyü alttan giydirmeye çalışıyor. Elde hiçbir kanıtı yok. Hani biri varsayım olarak diyebilir. Yani bir Allahlar ekibi vardı da, ilahlar ekibi. Bunlar birlikte yaratmış olamazlar mı ekip olarak? Olabilir ama delilin ne? Yok. Ama illa bir tane ilah olması gerektiğine dair her şey delil. İkincisinin hiçbir delili yok elimizde. Dolayısıyla ikinciye geçmeye el vermiyor.
Kaldı ki ilah tanımı da ikinciyle paylaşıldığında zaten anlamını yitiriyor. O zaman bizler birlik, ilahlar birliği oluyor. Onlar da kendi aralarında hudutlarını, mesafelerini, yetkilerini artık paylaşacak. Birbirlerine karşı sorumluluklarını artık şey yapacak. Bizim o her şeye gücü yetecek, her istediğimizde bize istediklerimizi verebilecek, yetişebilecek Tanrı dediğimiz kavram bir defa alt üst oluyor. Artık sınırlı. Bir şey yapacak olursa diğerini gözetmesi lazım. Onunla koordineli olması lazım vesaire. Yani ne aklen ne hanif olarak insanın fıtratıyla kabul edilebilen ne de dış dünyada en küçük bir delili olmayan bir yere çağırmış olacak. Bundan sonra sen o ömür boyu o sıkıntı içerisinde güya ibadet edeceksin. Bir yere kadar o sıkıntı devam edecek. Bir yerden sonra o sıkıntı da kaybolacak. Çünkü Cenab-ı Hak alarmı bir yere kadar çaldırıyor. Geri dön, geri dön, geri dön, geri dön. Sen buna hakkını vermez isen bu doğan şüpheyi, o şüphe son derece kıymetli. Bu doğan şüpheyi değerlendirip, izini sürüp ortadan kaldırmaz isen ki hakta şüphe olmaz. O zaman o şüphe seni, Cenab-ı Hak seni o şüpheye yar eder. Ve yapıştırır sana o şüpheyi, o şüpheyle de memnun eder. Ve mutlu olursun. Ama batılla mutlu olmuş olursun ve akıbetin ziyan etmek olur. Dolayısıyla hanif olmakta, yani o içimize kendiliğinden doğan, filiz veren sorular, istifhamlar o kadar kıymetli ki Cenab-ı Hak bizi Hakk'ın izini sürelim, peşini kovalayalım, izinden gidelim diye, batılı bize kimse yutturamasın diye oluşturduğu bir şey. Bu da hanif olmanın araçları Cenab-ı Hakk'ın, yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam, ah bu olsun deyip orada kalabilirdi. Test etti, bu niye olur mu olmaz mı? Aa gidiyor dedi, bu kayboluyor gidiyor. Onun buna bağlı daha farklı düşünceleri var. Bunların hepsinin neticesinde hoşlanmadım bu işten. Neticeyi Cenab-ı Hak bize iletti. Şimdi geldiği noktada tatmin eden bir sonuçla buluştuğu için inanıyorum ki dedi ki Rabbim beni hidayet etti. Çünkü ben de ondan beni tatmin eden bir sonuç ile karşılaştır. İçimde bir şüphe bulunmasın. Evet işte bu diyeyim. Bingo. Bu kesinlikle doğru. Diğerlerin hepsi artık boş. Ama bunu test ediyorum. Bunu boşa çıkarmaya çalışıyorum. Olmuyor. Bu karşı durulmaz bir hakikat. İnni veccehtu vecihiye lillezî fataras semâvâti vel ardı hanîfâ. Hiç kimsenin hayır diyemeyeceği, hiçbir biçimde arıza bulamayacağı, hakkında kuşku üretemeyeceği bir hakikat. Soluduğumuz hava kadar. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا اَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ Bizim varlığımız kadar, konuşma gerçekliğimiz kadar, zemin, gök, her şeyin gerçekliği kadar, bunları yaratan, bunları var eden tanımımız da o kadar gerçek. İşte ona yüzümüzü dönüyoruz. Böylesi bir hakikat ile bizi buluşturduğu ve tatminin tam keskince doruklarını yaşattığı Allah Azze ve Celle'ye biz de hidayet etmesinden ötürü hamd edelim. Bu Allah Azze ve Celle'nin hidayetidir. Bize gören gözleri, işiten kulaklarımızı düşünen, akleden yanımızı yaratan yüce kudret bize bu istikameti açmış. Bir de bizde bir niyet oldu mu bunu elde etmek için Cenab-ı Hak bunu da muvaffak kılar. Muvaffak kıldığında tutunmak, sahip çıkmak muvaffakiyeti, hidayeti pekiştirir, perçinler. Bunu bulmuşken, hidayet etmişken kıymetini, kadrini bilmemek, ziyan etmek kişiyi tekrar heder eder, perişan eder. Korkulur ki belki bir daha dahaki hidayete muvaffak olamayabilir. O yüzden Allah Azze ve Celle hidayet etmişken onu sıkı sıkıya sahiplenmek, bu keskince hidayetin, fark edişin hakkını verip gereğini yerine getirmek. Çünkü onun bir gereği var. O Yüce Yaradan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı bir adım sonra bunun karşı karşıya kalacağı fedakarlığıyla yüzleştirecek. Sen bu sana lütfettiğimiz hidayeti sahiplenmek adına nelerinden vazgeçebilirsin? Bu da Cenab-ı Hakk'ın dünya hayatında testi.
Sen test ede ede hakikati buluyorsun. Sen hakikati bulduğunda da bu kez Cenab-ı Hak seni test ediyor. Ne kadar hakikate sadıksın. Biraz kenarından, kıyısından fazla fedakarlık etmeyecek gibi olacak olursan bu sefer o hakikati Cenab-ı Hak geri alıyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ Kenarından kenarından kulluk eden var. فَاِنْ اَصَابَهُ خَيْرٌ يَطْمَأَنَّ بِهِ Hayır isabet ederse ne güzel, dinimiz de hoş, vatanımız da hoş, memleketimiz de hoş, paramız da hoş. Ama وَاِنْ اَصَابَهُ فِتْنَةٌ Sıkıntılar gelip çarparsa اِنْقَلَبَ عَلَى وَجِهِ Yüzü üstü devrilir. خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ Cenab-ı Hak diyor ki dünyayı da ahiretini de kaybeder. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ Bu en büyük, en belirgin ziyan bu. Dolayısıyla bu hidayete gelmek demek ringe çıkmak gibi bir şey. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Böyle mi sandınız? İnsanlar böyle mi sandılar? İman ettik diyecekler de fitnelere uğratılmayacaklar. Bu iman ettiklerine ne kadar sadıklar, ne kadar bağlılar, her şeyini bu uğurda feda edecek kadar mı? Ki daha azı kabul edilmiyor o yüzden İslam. Yoksa bir miktar fedakarlık, pamuk ipliğiyle bağlı sıkıntı görürse hemen yüzü üstü devrilecek kadar. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا Rabbimiz kalplerimizi eğritme, hidayetten çevirme başka istikamete. بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا Bize hidayet etmişken, bu hidayetin kadrini bilenlerin duası. Ama hidayeti sıradanlaştıran, gidip ne bileyim günlük spor yaparken, günlük halter kaldırırken, günlük koşu yaparken bu hidayetin kaynağı olan Cenab-ı Hakk'ın hitabını dikkate almayan, ona mesai ayırmayan, onunla hemhal olmayan, bu anlamda hayatı hidayete yönelik olarak okumayan, dinlemeyen, bunlar hidayeti perçinler, pekiştirir, besler ve hatta وَالَّذ۪ينَ اَهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا Hidayete tutunanlara Cenab-ı Hak daha fazla hidayet edeceğini söylüyor. Orada bir çoğalma, artma var. وَاَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ Ve onlara takvalarını verir. Yani daha az, daha alt seviyede hidayete sahipken, hidayete tutunanlara Cenab-ı Hak daha yüksek hidayetlere ve daha yüksek hidayetlerde de daha yüksek performanslara, sakınma performansına kavuşturur. Artık Cenab-ı Hakk'ı hemen dibinde, yakınında, yakın bir tehlike hissiyle emir ve yasakları hususunda yüksek hassasiyete kavuşur. Resulullah'ın ihsan makamı dediği en ta'budu Allah'a ke'enneke tara. Sanki artık görüyormuşçasına Allah'a kulluk etmeye başlar. Bunlar aşama aşama kulun o kararlı adımlarıyla gelen şeyler. Ama ilk adımda pes eder, hakkını vermez ise geri alınır. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا Kendisine ayetlerini verdiğimiz adamın hikayesini anlat onlara. فَانْسَلَخَ مِنْهَا Bunlardan sıyrıldı. فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانِ Şeytan onun hemen peşini kovalamaya başladı. Bu artık benim adam dedi. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın ayetleriyle arana mesafe girdi mi, o giren mesafe kadar bir mesafe şeytana yaklaştın demektir. Bu hayatta Cenab-ı Hakk'ın ayetleriyle kıymetini bilerek, değerini bilerek, vakit ayırarak, zaman ayırarak, hizmet ederek, gerekirse çabasıyla, parasıyla, destek olarak, bunlar hepsi ben bunun kadrini biliyorum demenin tescili. Ama yok, Allah'ın kitabı başımızın üstüne, Cenab-ı Hakk'ın dini hak din ama bu dini öğrenmek için bir gayreti yok, bir şey yok. Bunun hak olduğu konusunda da sadece söylemden öte bir şey yok. Kendi ikna oluşu yok. Bilgisi yok ki ikna oluşu olsun. Öyle bir hamiyet ile sahip çıkıyor. Bayrağa sahip çıkar gibi, milliyete sahip çıkar gibi, mahalleye sahip çıkar gibi. Halbuki bunun doğruluğu, yanlışlığı onun kendi katında test ettiği ve gerçekliğini, sağlamlığı gördüğü yerde hak olduğu için bağlandığı bir sonuç olmalı.
Hazreti İbrahim Aleyhisselam'daki böyle. Kaldı ki öncelikle kendisine normalde sunulmuş olanı da reddetmiş Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Bunlar olmaz diyerek Hakk'ın arayışıyla bu sonuca gelmiş. Muazzam bir yürüyüş bu. وَقَدْ هَدَانِي Bana hidayet etti. O öyle inandı. اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ Beni yaratan kimse tanım. Ama böyle bir yok değil. Yani görünmez. Ya yaratıcı gözükmüyorsa bile yaratığı olarak ben buradayım. اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي Beni yaratan derken onlar diyor nerede görünmüyor. Ha bak ben buradayım. Ve ben öyle basit duvarın yıkılmasıyla oluşabilecek, dağın patlamasıyla oluşabilecek, iki gezegenin birbirine girmesiyle oluşabilecek bir şey değilim ben. Kompleks bir varlığım, sistematik bir varlığım, üstüne benim eşyada hiç görünmeyen bir ruhsal varlığım var. Sezdiğim, hissettiğim, sevdiğim, konuştuğum, hiçbir şeyde bir emsali olmayan bir yanı. Hani duvar yıkılır belki 3-5 tane piriket şekilli üst üste gelebilir. Ama ben de ondan çok öte bir cevherim ben. Dolayısıyla beni yaratan en azından benden daha üstün olmalı. Sevebilmeli, hissedebilmeli, dokunabilmeli, esirgeyebilmeli. Zulüm, adalet benim bildiğim kavramlardan çok ötesini bana yükleyebilmiş olduğuna göre buna sahip olmalı. Dolayısıyla şöyle gezegenler çarpıştı, 100 milyarlarca yıl geçti, ortalık biraz karıştı, oradan böyle bir küçük bir canlı fire verdi diyen adam ahmaklığın dibini yaşıyor. Hazreti İbrahim de diyor ki beni bir defa kendi varlığını tespit etmiş keskince. Çünkü en net emin olduğumuz varlığımız kendi varlığımız. Duvar bile, masa bile bizden dışımızda bir şey. Dokunarak onu yokluyoruz. Ama ben varsam ki varlığımızı da bu hissiyatımızla, düşünmemizle, basiretimizle bundan emin gözüküyoruz. Zemin orası. Ben varım diyor ve beni var eden onu tanım diyor. Beni var eden. Kendi somut varlığı üzerinden gitti. Artık o da onun kadar kesin ve net. O bana hidayet edecektir. Madem ki beni yarattı, اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ Beni öyle hayretler içerisinde, şaşkınlık içerisinde, ne olduğunu anlamadığı bir hayatın içerisinde, başı boş bırakmamıştır. Beni yarattıysa bu kadar mükemmel bir varlığa yolunu gösterecek demektir. Bunu çözüyor. Şimdi onu çözdüğü ve sonuçlandırdığı, yani Cenab-ı Hakk'ın kendisine hidayeti yaşattığı yerde bunu söylüyor. Halbuki iki ayet önce demişti ki لَاِنْ لَمْ يَهْدِن۪ي رَبِّي لَاَكُولَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ Rabbim bana hidayet etmezse ben dalalette kalacağım. Yani benim bu arayışım bir sonuç vermeyecek. Bu da şunu gösteriyor. Biz ne zamanki sonuç bulamadığımız yerde ya bir çıkışı yok bunun, bir sonucu yok bunun dediğimiz yerde ümidimizi bitiriyoruz ya, sanki her şey bildiklerimizle sınırlıymış gibi. Her şey bizim varsaydıklarımızla, bizim öngördüklerimizle sınırlıymış gibi. Öngördüklerimiz arasında bir çözüm yok ise hiçbir şey, artık bir çözüm yok sandığımız yerde, halbuki her şey bizim bildiklerimizle sınırlı değil. O zaman ona sığındı. Eğer sen bana yolunu göstermezsen ben sapık dalalettekiler gibi olacağım. Ve hidayeti de ondan bekledi. Öyle bir ilah tanımı olmalı ki, öyle bir düşünce olmalı ki net artık diyeyim ki tamam işte bu. Ve oraya geldi. Gökleri ve yeri yaratan ben ona sığınıyorum, ona yüzümü dönüyorum dedi. Bu soyut düşünce planı somut varlıklar üzerinden geldiği bu, yaptığı bu geri dönen tüme varım Allah Azze ve Celle'nin ona ihsan ettiği bir hidayet. Ve bunu gerçekleştirdiğinde son derece mutmain bir şekilde bunu ilan etti. İlan edince kavmini karşısında buldu, onlar karşı çıktılar. Ve o da şimdi onlara o bütün özgüveniyle böyle cevap veriyor. Yani hiç böyle sarsılmadan, hiç yıkılmadan, hiç ikircikli bir duruma düşmeden اَتُحَاجُونِّي فِي اللّٰهِ Allah konusunda mı? Yani o yegane tek ilah konusunda mı benimle tartışıyorsunuz? وَقَدْ هَدَانِي O bana hidayet etti. Sizinkiler ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Sizinkiler sadece
put put durup insana kuşku veriyor. Ben bunu itsem düşer mi? Düşer. Bir şey olur mu? Olmaz. İttim düştü, hiçbir şey olmadı. Korkutuyorlardı. Buna saygısızlık edersen şöyle olur, böyle olur. Ya bu zaten bizim taştan bir farkı yok. Bunu falanca yonttu. Yani insanın fıtratında o kadar çok sorularla onlarla karşılaşıyor ki Cenab-ı Hak ondan vazgeçsin. Kurtulsun böyle mesnetsiz bir anlayıştan diye. Hazreti İbrahim'in farkı bunlara vefa gösterdi. Cenab-ı Hakk'ın bu koyduğu çengellere içindeki hakkını vere 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 Allah Azze ve Celle'den hidayet umdu ve Cenab-ı Hak onu kendi varlığıyla, kendisiyle buluşturdu. Bu buluştuğu halde Cenab-ı Hak ile tanıştığı yerde o denli özgüveni yüksek, o denli kararlı bir noktada duruyor ki dedi ki siz Allah konusundan benimle tartışıyorsunuz. وَقَدْ هَدَانِ O bana hidayet etmiştir. Hocam bu tartışılan kişiyle ilgili Bakara suresindeki bir ayet-i kerimede اَلَمْ تَرَكَ الَّذ۪ينَ حَاجُ اِبْرَٰهِمَ فِي رَبِّهِ dedikten sonra onun özelliğini de böyle اَنَتَهُ اللّٰهُ Allah'ın ona mülk verdiği kimse. Bu aynı tartışma. Yine çünkü Rabbi konusunda tartışma başlıyor ve mülk verdiği gerek. Çünkü konu da aynı. Yukarıdaki konu güneşin doğup batmasıyla alakalıydı. Aynen burada da benim Rabbim güneşi doğudan çıkıyor. Şeyi sen de batıdan çıkar gibi. Evet. Tartışmanın devamı sanki aynı konu gibi duruyor. Evet. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu açıklamayı yaptıktan sonra karşı çıkışlar konu zaten hep aynı. Yani o günkü bir binanın şeklini tartışmak ya başka bir İbrahim Aleyhisselam'la tartışanlar onun mesajıyla tartışıyorlar. Allah Azze ve Celle burada bize faili kavmuhu diyor. Kavmi onunla tartıştı. Hazreti İbrahim onlarla çoğul sigalar üzerinden konuşuyor. Belli ki o ayette Allah Azze ve Celle bunlardan bir tanesini ayrıca örnekliyor. Ve orada anlaşılıyor ki o kişi muktedir bir kişiye benziyor. Yani kavmiyle olan toplamdaki tartışmasından sonra muhtemelen bu çekip çevrildi, götürüldü. Böyle bir çocuk yönetim açısından tehdit oluşturuyor. O en çok ilgileneceklerden bir tanesi de o tepedeki adam. Muhtemel ki o Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la o ayetteki tartışmaya girdi. Cenab-ı Hak orada tekil bir elem tera ilellezî hacce İbrahim'e. İbrahim'le tartışan adamı gördün mü? Onların durumuna Cenab-ı Hak bakmamızı istiyor. Evet. Rabbi konusunda tartışıyor. En âtâhu Allahul mülke. Allah ona mülk vermiş o kişiye. Dolayısıyla o artık melik o dönem. Yönetici, kral, padişah her neyse. اِذْ قَالَ اِبْرَٰهِيمُ رَبِّيَ الَّذ۪ي يُحْي وَيُم۪يتُ Orada İbrahim benim Rabbimdir hayat veren ve öldüren dedi. O kendi tanımlarını söyledi. O dedi ki قَالَ اَنَا اُحْي وَيُم۪يتُ Senin bu dedi tanımların geçersiz. Ben hayat veriyorum, ben öldürüyorum. Rivayet o ki bu bir iki tane adam getirtti. Kendi hapishanesinden işe yaramaz adamlar. Sırf öldürebildiğini gösterebilmek için. Öldürdü birini. Bak gördün mü öldürdüm dedi. Ha öldürme. Evet öldürmeyi başardı. Hayat vermeyi başaramayacağından bir illüzyona başvurdu. Okus pokus. Diğerini de bu da idamlık dedi. Bak bunu da dedi hayatını bağışlıyorum. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ona bu öldürdüğünü aslında sen öldürmedin de falan öteki de zaten hayatını zen ve oralara girmedi. Cenab-ı Hak bize o tartışmasından Hazreti İbrahim'in nasıl iyi bir tartışmayı yönetebildiğini öğretiyor. Bu da Allah'ın inayetiyle tabii. O da dedi ki Kale İbrahim dedi ki İnnallâhe ye'ti bişşemsi minel maşrik. Allah güneşi doğudan getiriyor. Fe'ti biha minel maghribi. Sen onu batıdan getir. فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرْ Demek ki yerel elimizin altındaki şeyler üzerinden okus pokus yapabiliyoruz. Onlar buralarda kanıt değil ama mugalata yapabiliyorlar. Mugalata. Şimdi orada tartışmaya girse ya ne demek ben öldürmedim bir tane daha getirin bak öldürüyorum gördün mü? Yani orada etraftakiler işte öldürüyor ya bu adam öldürür de hayatta veriyor. Yani şeyinizi o keskince vurucu hamlenizi ki kaç tane böyle hakkınız var karşı söz olarak imkan olarak
size verilecek. O kalabalığa gidecek, ondan sonra uflayıp uflamaya başlayacaksınız. Seyircilere diyecekler ki yenişemiyorlar. En iyi ihtimalle ikisi de haklı değil. Bazısı diyecek biraz bu sanki üste çıkıyor gibi falan. Öteki diyecek olur mu? Ötekinin sesi çok yüksek çıkıyor, hararetli. İyi yönetemezsen böyle olur. Ama iyi yönetirsen ki bu niye başarabilmen için Allah Azze ve Celle hidayet etmesi lazım. Bu ayetin sonunda da Cenab-ı Hak hidayet ettik diyor Hazreti İbrahim'e. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Zalim olana hidayet etmediği için o öylece kala kaldı, hiçbir şey söyleyemedi. Hazreti İbrahim bırak şu kestiğin biçtiğin adamı. Allah güneşi doğudan doğuruyor. Sen onu batıdan getir yarın sabah. فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرْ O yok sayan orada çöke kaldı. Çürüdü bitti. Nereden eli uzanacak da güneşle? Adam Cenab-ı Hak mikro planda da her şeyi yönetiyor, makro planda da her şeyi yönetiyor. Baktın ki mikro planda adam mugalata yapıyor el ayak ole oyunlarıyla. Hiç erişemediği makro plandan bir şey ile millet o esnada ona dönüp peki bu ne diyecek dediklerinde öylece kala kalmış. Ne desin yarın sabah batıdan doğuracağını mı söylesin? فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرْ Allah öyle tahmin ediyorum ki bu bir örneklem Cenab-ı Hakk'ın kavminin kendisiyle tartışmasından seçtiği. Kavminin de bu tartışmanın bir parçası olduğu yönü o sisteme kavminin nasıl angaje olduğu, onların nasıl menfaat yollarıyla buna bağlandıkları ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hakkı yansıtan sözlerini kabul edip, gerçeği itiraf edip güçlükleri göğüslemeyi göze alacaklarına nasıl sindiklerini gösteriyor. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوهُ Firavun örneğindeki gibi kavmini aşağıladı, baskıladı. Bununla da peşinden giderseniz akıbetiniz perişan olur deyince فَاَطَاعُوهُ ona boyun eğdiler. Yoksa Firavun'un söyledikleri ikna edici olduğundan değil. İşte bu insan varlığı ki ikna olduğuna değil de çıkarından ötürü korktuğuna boyun eğer bu insan insanlığını kaybeder. O kalitesiz bir şeydir artık. Madem ki çıkarını kaybetmekten ötürü gerçek olmadığını bildiği bir şeye boyun eğiyor. Bu hayatın testi bu. Her aşamada karşımıza çıkabilir. Ailede bile oluyor bazen. Bakıyorsun anne baba. Baba haklı. Ama annenin o müşfik yanı hepimiz çocukluğumuzda yaşadık. Gider ona sığınırdık. Babanın o esnada haklı olduğuna ikna olmaya başlasak bile. Evet babam doğru söylüyor aslında ama olsun. Annem şimdi beni kalkan oluşturur ve buradan yemek geliyor, kıyafet geliyor, yedirmeler, içilmeler, o koruma, o esirgeme. Bu bizim hakikati sattığımız veya satmaya başladığımız ilk demler. İçten içe de bir o kadar zorlanmışızdır. Aslında babam haklıydı. O bir vicdan yarasıdır. Ben böyle dedim, siz tersini de örnekleyebilirsiniz. Belki kız çocuklar, babalar ne bu o dönemlerde daha düşkündür, öyle yapmıştır. Arkadaş arasında arkadaşınızdır, can ciğerinizdir ama öyle bir gün gelir ki haksızdır. Karşı taraf haklıdır. Haz etmediğiniz bir adam. Duygularınız arkadaşınızı sahiplenmenizi emreder. Akleden, sizden bağımsız Cenab-ı Hakk'ın sizde var ettiği o bağımsız yanınız, adam haklı, senin arkadaşın olsa bile haksız diye karşı tarafa ona taraf olmanızı ister. Kalırsınız böyle bir noktada ve arkadaşım şimdi onu satsam yalnız kalırım. Ne güzel muhabbetimiz var. Ver ona desteği. Niye senden diye. O yüzden Hanif oğulları demişler ki bizim yalancımız Kureyş'in doğrucusundan daha iyidir. Çünkü bizim. Yani Müseyleme'yi sahiplenirken bizim yalancımız Kureyş'in doğrucusundan daha hayırlıdır demişler. Çünkü bizim. Halbuki Allah'ın Resulü dedi ki Unsur ahâke zâlimen ev mazlûma. Kardeşine yardım et. Zalim de olsa yardım et. Mazlum da olsa yardım et. Şaşırıp kaldılar. Dediler ki ya Resulallah mazlum olduğunda kardeşimize yardım etmeyi anladık. Zaten kardeşimiz bir de mazlum. Tabii ki yardım ederiz. Fakat kardeşimiz zalimken biz nasıl yardım edeceğiz? Hiç Resulullah'ın öğretisiyle hiç yakıştıramadılar.
Dedi ki kuffahu anil zulm, onu zulümden engelleyin. Onu zulüm etmekten engelleyin ki kardeşinize yardım edesiniz. Yoksa zalim oluverirse kardeşiniz perişan olur. Bir de siz destek verin, bir de siz gazlayın. İyice zulmünde, karşı taraf üzerine kurduğu zulmünde alsın başını gitsin. Hayır, zulmüne engel olun. Bu öğreti nerede? Bu mesaj nerede? Bu anlayış nerede? Öteki anlayış nerede? Biz, haksız da olsak biz, haklı da olsak biz. O duygularla örülen bir doku. Burası hak üzere kurulan bir yapı. Hak üzerine kuruldu mu yeri geliyor ki Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَاَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ Tanıklığı Allah Azze ve Celle için yapın. Sonra da Cenab-ı Hak diyor ki وَلَوْ كَانَ ذِي قُرْبَى Velev ki akrabanıza karşı olsun. Sevdiğiniz birine karşı olsun. وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ Velev ki kendinize karşı olsun. Yani yeri geliyor adam diyor ki ya ben yanlış yaptım. Bak burada haksız olan benim. Hayretler içerisinde kalıyorsunuz. Bunu söyleyerek kaybettikleri devasa şey olabiliyor. Ama o adam o esnada rahatlıyor. Çünkü yalan söyleyerek varlıklarını korusa içten içe mahpus kalacak. Ve belki o mahpusluğu onun ebediyetine uzayacak. Hiç yakasını bırakmayacak. Doğruyu söyleyip oh be diyor. Kim bizim içimizde bu sistemi var etti? Kendimize karşı bu muhasebeyi o kadar canlı, o kadar iç içe yaşıyoruz ki adına vicdan koyduk. Kişinin yakasını bırakmayan. Bunlar da mı taştan, duvardan, rüzgardan, kütle parçalarından çakışarak, çarpışarak ortaya çıktı? Bu hislerimiz bizi biz yapan, anlamlandıran, insan dediğimiz yanımızı bize bahşeden elbette ki bizden çok daha üstün olan ve bunların hepsini bilen Allah Azze ve Celle'dir. Dolayısıyla biz onu severken sevgisini umut ediyoruz. Seven, bize sevmeyi öğrettiğine göre sevmeyi sevebilelim diye bu sevgiyi vermiş. Ve elbette ki sevgi bu kadar değerli bir şeyse zatına yönelik bu hissi yaşamamızı bizden bekliyor. Zaten Kur'an'da ne diyor? وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ İman edenlere gelince onların sevgisi en şiddetli haliyle Allah Azze ve Celle'dir. En şiddetli Allah Azze ve Celle'yi severler. O yüzden bugün aklıma geldi ki diyeyim ki mümin öldüğünde sevdiğine kavuşur. Çünkü mümin tanımı ayete göre en çok Allah'ı sevmeyi gerektiriyor. Ölünce süreç Cenab-ı Hakk'a doğru rücu ettiğinden o zaman bu bir sevgiliye dönüştür. Mümin öldüğünde sevdiğine kavuşur. Peki kafir ne olur? فَوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهُ فَوَفَّهُ حِسَابًا Karşısında Allah'ı bulur, Allah da onun hesabını görür. Yok sayıp durduğu, her köşe başı karşısına çıkaran Cenab-ı Hakk'ı ve onun ayetlerini görmezden gele gele bir ömür inatla aksini tersini yok yere savunduğu hem kendisiyle çatışıp hem Yüce Rabbine karşı inatkar ve asi olduğu bir süreçte zaten perişan çıkar Cenab-ı Hakk'ın karşısına ve o perişanlıkla da ebedi azaba düçar olur. Böyle bir akıbetten Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ne güzel örnektir. Kavmi kendisiyle tartışmaya artık sen ha dedikleri yerlerde o Allah konusunda tartışmayı bile reddetmiş gözüküyor. اَتُحَاجُنِّي فِي اللّٰهِ Allah konusunda mı tartışıyoruz? O yegane tek ilah konusu tartışma götürecek bir şey değil ki. Bu hakikate erince buranın tartışmasız olduğunu görüyorsunuz. Boş bir şey bu. قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اَفِي اللّٰهِ شَكُّونَ Elçiler dediler ki Allah konusunda şek mi var yahu? Bu şekki nasıl üretebiliyorsunuz? Hadi söyleyin bakalım. Nasıl üretebiliyorsunuz? Fatiris semavati vel ard. Göklerin ve yerin var edicisi. Gökler ve yer kadar sağlam bir sonuç bu. Bunların var edicisi. Ekulu kavli hâza ve estağfirullahel azîme li ve lekum ve lisâiril mü'minîn. Rabbena la tuâkhidna in nesînâ ve ahtâ'nâ.
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.